Konuşulanlar var. İYİ Parti'de yeni istifalar var. Bunları aktardıktan sonra şimdi bir meclise dönelim. Çünkü dün aslında meclisin bir olağanüstü çağrısı vardı. Olağanüstü toplantı çağrısı vardı. Ama bu çağrı gerçekleşmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içerisinde bulunduğu 8 parti yapmıştı bu çağrıyı. Yeterli milletvekili sayısına sahiplerdi iç düzeye göre. Ama meclis başkanı bu çağrıyı reddetti. Bugün meclis başkanı Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla da gazetecilerle bir araya geldi. Değerlendirmeleri oldu. Kuşkusuz bu konu da soruldu meclis başkanına. Sare Özsemiz, KRT muhabiri bu toplantıya katıldı. Neler sordular, ne gibi cevaplar aldılar? Bir hemen meclis başkanı ile yapılan görüşmeye ilişkin detayları alarak devam edelim. Evet Sare. Remziye Demirkol, aslında dün meclisin gündemi olağanüstü toplantı çağrısıydı ama o toplantının aslında yankısı bugün de devam ediyor. Bugün olacak Çalışan Gazeteciler Günü, bu vesileyle hepimizin Gazeteciler Günü de kutlamış olalım. Bugün siyasi partiler meclis başkanı gazetecileri ziyaret ediyor ve o sıralarda da soru cevap şeklinde aslında günün gündemine bağlı sorular da yöneltiliyor. İlk olarak sabah saatlerinde CHP grubu ziyaret etti gazetecileri. CHP'nin ziyaretine baktığımızda tek gündem vardı. O da elbette ki Can Atalay için meclisin olağanüstü toplantıya çağrılması. Ancak bu çağrıya meclis başkanının dün olumsuz yanıt vermesi oldu. Gökhan Günaydın, grup başkan vekili. Aslında ondan başlayalım. Çünkü Numan Kurtulmuş'un verdiği yanıtlarda Gökhan Günaydın'a ilişkindi. Öncelikle Gökhan Günaydın'ın açıklamasına baktığımızda bu bir demokrasi krizidir dedi. Bundan bu mesele Can Atalay meselesinden çıkmıştır, artık bir demokrasi krizine dönüşmüştür dedi. Ve sonrasında da daha öncesinde 8 partiyle beraber bir dilekçe verdiklerini 5 Ocak'ta, ancak o dilekçeye 5 gün sonra yanıt geldiğini, olumsuz yanıt geldiğini hatırlattı. Ve elbette ki meclis başkanı burada takdir yetkisine sahip değildir dedi. 120 milletvekili imzası olağanüstü toplantıya çağırmak için yeterlidir dedi. Kendisiyle Numan Kurtulmuş'la yaptığı görüşmeden de bahsetti aslında Gökhan Günaydın. Onda da ilginç, dikkat çeken detaylar var. İlk arayışında İstanbul'da olduğunu belirtti ve sonrasında da 8 Ocak'ta meclis başkanının kendisine döndüğünü ifade etti. Tam olarak ifadesi şöyle: meclisin bu konuyu çözeceğine inansam zaten ben çağıracağım dediğini öne sürdü Gökhan Günaydın. Meclis başkanının bu şekilde konuştuğunu ifade etti. Meclis başkanı yararlı olmayacağını düşünüyorsa bu çok talihsiz bir açıklamadır ifadelerini kullandı. Bahane üretmek için iç düzlükte bulamadığı hükümlerin arkasına saklanmak meclis başkanına yakışmıyor dedi. Bu ifadeler de elbette dikkat çekiciydi. Çünkü meclis başkanının aslında verdiği yanıtta özellikle dikkat çeken hukuken mümkün değildir diyor. Çünkü meclisin 27 Aralık'ta kapanışında elbette ki bu bir çalışmama kararıdır, ara verme ya da tatil kararı değildir ifadesi kullanılıyor. O nedenle yani iç düzük engeline takıldığı için meclisin dün olağanüstü toplantıya çağrılmadığı ifade ediliyor. Bu konuya ilişkinde aslında Gökhan Günaydın 2 Ocak 2020'de yaşanan bir olayı hatırlattı. O gün meclis başkanı Mustafa Şentop başkanlığında meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı ve o toplantı gerçekleştirildi. O toplantı gerçekleştiriliyorsa, yine çalışmama kararı varken yapılıyorsa, bugün neden bu toplantı gerçekleştirilmiyor diye bir kez daha sormuş oldu. Ve tekrar ifade edelim, 8 parti dilekçe imza atmıştı demiştik. 8 parti olarak bugün Gökhan Günaydın meclis başkanından randevu talep ettiklerini iletti. O randevu ilişkinde artık yanıt ne olur göreceğiz dedi. Bu konuyu meclis başkanıyla konuşmak istiyoruz. Biz meclis başkanıyla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Yaptığı anayasaya, meclise aykırı bu tutumu değerlendirmek, müzakere etmek istiyoruz ifadelerini kullandı Gökhan Günaydın. Ve dakikalar önce de meclis başkanı Numan Kurtulmuş gazetecileri ziyaret etti. Elbette ki gündem Can Atalay kriziydi. Yani meclis elbette ki Can Atalay'ı konuşuyor şu dakikalarda. Numan Kurtulmuş'un aslında Yargıtay'ın ikinci kez Anayasa Mahkemesi'nin kararını yok saymasından ilk konuşması diyebiliriz. Bu konu aslında biz meclis olarak bu sürtüşmenin bir tarafı olmak istemiyoruz dedi. Daha önceki tavrında açık ve net ifadelerini kullandı. Bu konu suhuletle çözülmelidir dedi. Gökhan Günaydın'ın kendisi için elbette ki meclis bu konuyu çözebileceğine inansam zaten ben çağırırdım ifadesini soruldu elbette. O da Gökhan Bey'in ne söylediğini bilmem ama ben aradım, kendisine talebine yazılı olarak yanıt vereceğimi ifade ettim dedi. Gerekli yazılı açıklamayı da yaptım dedi. Meclis olarak, meclis başkanı olarak siyasi polemiğin içinde yer almak istemem dedi kendisi. 3 gün sonra da zaten meclisin toplanacağını ifade etti. Siyasi polemikle ilgili bir kez daha son noktayı koymuş oldu. Biz bugüne kadar bu kararı okutmadık çünkü iki yargı organı arasında bir kriz var. O nedenle biz bu kararı okutmadık. Bundan sonra da artık sürece bakacağız dedi. Yani Can Atalay'ın aslında
kararının genel kurulda okutulup okutulmayacağına ilişkinde net bir açıklama yapmadı ama bundan önceki tavrının devam edeceğine ilişkinde mesajlar vermiş oldu Numan Kurtulmuş. Peki çözüm için neler olmalı dedi. Daha önce HDP milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliği düşürülmüştü genel kurulda. Biz aynı durumun yaşanmasını istemiyoruz dedi. Bu nedenle de bu konuyu suhuletle çözülmesi için bekliyoruz. Siyasi tartışma meclis tarafı olmayacaktır dedi. Ve 8 partinin kendisinden randevu talebine ilişkinde yarın 8 partiyle temsilcileriyle bir araya geleceğiz dedi. Meclisteki ziyaretler devam ediyor. Bugün 10 Ocak Gazeteciler Günü ve elbette ki siyasi partiler de meclisteki gazetecileri tek tek ziyaret ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Çok teşekkürler Sarı Ösemiz aktardıkların için. Mecliste de son durum böyle Sayın Seyir.